Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 180, 181, 182, 183, 184 ve 185. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz Tarhana'nın Öyküsü. Yörenizin meşhur yemeklerinin adlarını sınıfta paylaşınız. Yöremizde her yörenin kendine has yüzükleri de çok farklı lezzetleri bulunmaktadır. Şehirler arası değil hatta aynı şehir içerisinde bile farklı yemek lezzetleri ve damak tadları oluşmuş ve kabul görmüştür. Bunlardan birkaçını sıralayalım. Ankara'nın meşhur yemekleri Beypazarı Kurusu, Ankara Simidi, Çubuk Turşu, Ankara Balı, İneceğiz Çorbası, Ankara Tava, Beypazarı Güveci, Tam Tak İzmir'in meşhur yemekleri Şevketi Bostan, Sura, İzmir köftesi, lokması, İzmir tulumu, İzmir bombası gibi birçok şey var. Hatay'ın meşhur yemekleri künefe, tepsi kebabı, döneri, tolga çorbası, fellah köftesi. Hangi çorba çeşitlerini biliyorsunuz? Farklı ülkelerde ve farklı yörelerde birbirinden farklı ve birbirinden güzel çorba çeşitleri bulmak mümkün. Çorba çeşitleri bulmuş bulunmuş olduğu sofrayı zenginleştirir. Hem besleyici olması bakımından hem de tadı bakımından yoğun ilgi görür. Bildiğim çorba çeşitleri brokoli çorbası, kabaklı yoğurt çorbası, şehriye yoğurt, şehriyeli yoğurt çorbası, tavuk çorbası, kremalı mantar çorbası, ezogelin, analı kızlı, kıymalı tarhana çorbasıdır. Ben çorbaları çok severim. Çorbalar hem besleyici hem de yemekten önce midemizi yumuşatır ve yemeğe hazırlar. Çorbaları ana yemek olarak yemek bile doyurucu oluyor. Özellikle soğuk günlerde sıcak bir çorba, soğuk günlerde ise soğuk yoğurt çorbası gibi çorbalar çok güzel olur. Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarının anlamlarını Türkçe sözlükten bulunuz. Mayalanma, organik maddelerin bazı mikroorganizmalarca salgılanan enzimler etkisiyle uğradığı değişiklik, tahammül, fermentasyon, malzeme, belirli bir iş yapmak için kullanılması gereken maddeler, ev ekonomisi, evin bakımı, geçimi ve yaşayışı ile ilgili bilim dalı, endüstriyel, sanayi ile ilgili, Anlamlarını öğrendiğiniz kelimelerden iki tanesini seçerek bunları birer cümlede kullanınız. Mayalanma, ekmeği mayalayarak güzel bir pizza yapmak istiyordu. Malzeme, taze malzemelerle güzel yemekler olur. Ev ekonomisi, Ev ekonomisine destek için herkes görevini yapıyordu. Endüstriyel, ülkemiz endüstriyel olarak safa kalktı. Tarhana'nın ana malzemesi nasıl elde edilir? Tarhana'nın ana malzemesi yoğurdun çeşitli malzemeler eklenerek kurutulması ile elde edilir. Yurdumuzda en ünlü tarhanalar nerede yapılır? Uşak, Ankara, Kahramanmaraş, Malatya ve Denizli bölgelerinde üretilir. Tarhanalar ne zaman, hangi malzemelerle ve nasıl yapılır? Genellikle Eylül ve Ekim aylarında yapılır. Genel olarak domates, kırmızı biber, soğan, nane iyice doğranıp yoğurt, un ve tuz ilave ederek harç haline getirilir. Elde edilen harç bir süre mayalanmaya bırakılır. Mayalanma işlemi bitince elde edilen harçlar bir bez üzerine yayılarak gölge bir yerde kurutulur. Kuruyunca elle ovularak un haline getirilir. Daha sonra kışın kullanılmak üzere bez torbalarda saklanır. Evde hazırlanan yiyeceklerin ev ekonomisini ve sağlığımıza olan faydaları nelerdir? Evde günlük, haftalık veya aylık olarak alışveriş yapılır ve ihtiyaçlar eve alınır. Alınan bu ihtiyaçlarla çok sayıda yemek yapılır ve çok sayıda kişi doyurulur. Ancak dışarıdan yemek alınması durumunda bunun belirli bir maliyeti vardır. Bir tabağa bile bazen evde yapılan bir tencere yemeğinin fiyatına eşittir. Evde yapılan yemeklerde sebze ve ürünlerin en kalitelisi kullanılır ve temiz bir şekilde hazırlanır. Ancak dışarıdan sipariş ettiğimiz yemekler hangi ortamlarda ve hangi sebzelerle ve etlerle yapıldığını bilmediğimiz için sağlıklı olması çok da mümkün değildir. Yurdumuzun farklı yörelerine ait yemeklerle ilgili neler biliyorsunuz? Yurdumuzun farklı yerlerinde ayrı yemekler bile çok farklı şekillerde yapılır. Mesela Anteplilerin yaptığı acı sarma Mardin ve Doğu taraflarında etle batıya gidildikçe ise zeytinyağı ile yapılır. Ekmek, ekmek işlerine baktığımız zaman bile her yörede çok farklı ekmek çeşitleri görmekteyiz. Genel olarak her yörede somun tüketimi olsa da Doğu ve Hatay taraflarında tandır ekmekleri ve Karadeniz taraflarında kendine has fırınlarda pişirilen ekmekler görmekteyiz. Arkadaşlarınızla beşer kişilik gruplara ayrılınız. Gruptaki görev dağılımını şu şekilde yapınız. Bir kişiyi garson olarak belirleyiniz, bir kişiyi aşçı olarak, bir kişiyi de başka şehirden sizi ziyarete gelen bir arkadaşınız olarak belirleyiniz. Diğer iki kişiyi de ziyarete gelen arkadaşlarını ağırlayacak olan kişiler olarak düşününüz. Ziyarete gelen arkadaşlarınıza şehrinizin veya yörenizin geleneksel yemeklerini ikram edebileceğiniz bir lokantaya gittiğinizi düşününüz. Bu lokantada garson veya aşçının da yardımıyla arkadaşınıza yöresel yemeklerinizi ikram ederek tanıtınız. Sınıfınızda anlatmak üzere bir yemeğin malzemelerini ve yapılış aşamalarını öğreniniz. Benim anlatacağım yemek karnıyarıktır. Önce patlıcanlar alacalı soyulup kızartılır ve bir tabağa alınır. Daha sonra karnıyarığın içi hazırlanır. Kıyma bir tencereye konarak Suyunu salıp çekinceye kadar kavrulur. Daha sonra biraz yağ eklenerek kavrulmaya devam edilir. Üzerine küp küp doğranmış soğan ve biberler de eklenerek istenilen baharatlar konur. Biraz domates ve sonunda maydanoz da eklenerek işlem tamamlanır. Bu hazırlamış olduğumuz harç karnıyarıkların patlıcanların içerisine konur ve fırına verilir. Üzeri kızarınca da yenmeye hazırdır. Aşağıdaki yazının bölümlerini tamamlamanız için yarım bırakılmıştır. Bu yazıyı, yazının yarım bırakılan cümlelerini ve de devamını tahmin ederek anlam bütünlüğü oluşturacak şekilde tamamlayınız. Çocukluğumdaki bayramları hatırlıyorum. Günler öncesinden başlardı hazırlıklar. Tatlı telaşlar, bayramlaşmalar. Bayram bizim için neşe ve mutluluk kaynağıydı. Hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda bütün küskünler barışırdı. Ayrıca akrabalar ve komşular ziyaret edilir, akrabalar arasındaki bağlar kuvvetlenirdi. Şimdi bayramlarda aynı heyecanlar yaşanmıyor. Maalesef ki eski bayramların heyecanı artık kalmadı. Ben de size bayramların neşe içinde yaşandığı bir anımı anlatmak istiyorum. 10 yaşındaydım, Ramazan ayı bitmiş. Arife günü Ramazan bayramı için herkeste bir telaş vardı. Bizim evde günler öncesinde bir hazırlık başlamıştı. Annem ve babamla çok güzel bayramlıklar, tatlılar, şekerler alarak Ramazan bayramına hazırlandık. Bayram heyecanı içimizi sardı. Babam öğleden sonra hazırlanmamızı söyledi. Arabaya binerek dedemlerin yanına köye gitti. Çok güzel bir bayram ailecek hep beraber geçirdik. Harika bir bayramdı. Aşağıdaki görsellerle yer alan kelimeleri, ekleri örnekteki gibi birleştiriniz yöre, yörede, yöresel, yöremiz. Yurt, yurttaş, yurtta, yurtsuz. Ev, evcil, evler, evli. Tuz, tuzluk, tuzcu, tuzu. Türk dilinin ana dili olarak kullanıldığı devletleri araştırınız. Türkçe bugün geniş bir coğrafyada farklı lehçelerde konuşulan bir dildir. Türkler Orta Asya'dan Balkanlara kadar dağılmışlardır. Orta Asya'daki ilk göçlerden sonraki dönemde Türkler tarih sahnesinde 16 büyük Türk devleti kurmuşlardır. Bu dönemde kurulan Türk devletleri Orta Asya'dan batıya doğru sürekli hareket halinde olmuşlardır. Bugünkü bulunduğumuz yurdumuz Büyük Selçuklu Devleti'nin 1071'deki Malazgirt Zaferi ile gerçekleşmiştir. O tarihten itibaren Türkler Anadolu'dan batı, Anadolu'da batıya doğru ilerlemiş özellikle Osmanlı döneminde Balkanlara yayılan Türkler burada İskan hareketleriyle Balkan Türklerinin oluşmasını sağlamıştır. Ayrıca buranın yerlisi olan Kosovalılar, Arnavutlar ve de Boşnaklar bu Türklerden etkilenerek Müslümanlığı kabul etmişlerdir. Bugünkü Türk, Türk dünya coğrafyasına baktığımız zaman Türkçe konuşan devletler Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan Devleti, Kırgızistan Devleti, Türkmenistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kazakistan Türk, Türkçe lehçelerini konuşmaktadırlar. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizde aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.